aşırı kullanıyoruz biz. Pamuk, domateslerden aldık. Bu markanın sarımsağını çok beğeniyorum. Sadece filede bulabiliyorum. Belki Migros'ta da vardır. Böyle et kestirdim. Şimdi eve geldim ve hızlıca bir şeyler hazırlayacağım çünkü inanılmaz aç hissediyorum kendimi. Biberli omlet, böyle roka, nane, avokado. Avokado yumuşak bir tane almıştım sanki. Onu keserim. Yeter. Efendim canım. Ben şuna biberleri keselim. Bir kırmızı. Aşkım dur aşkım. Kukiye buyur kızım. Gel sana bir tane şey verelim. Gel bundan bir tane ekip sana vereyim. Bakayım beğenecek misin? Frambuaz. Al bakalım gel. Al. Tazesini bulduğum için çok mutlu oldum. Donuk kullanıyorum çünkü. Bir kalktım ki çöp unutmuşum tezgah üstünde. Şurası var ya full karıncaydı. Beynime kan sıçradı. Tabii ki. Hemen şunu da yıkayayım. Hemen hallettim ama sonra. Ve tarçın dökünce çok iyi oluyor. Yani o hem öldürmüyorsunuz hem de gitmelerini istiyorsunuz. Biberlerimizi. Üzerimi değiştirmem lazım. Böyle rahat yapamıyorum çünkü şimdi size diyeceksiniz her yerin her yere değdi diye. Şöyle biber bize ikimize de yetiyor hesapla. Nar kızarken ben üzerimi değiştirip geleyim hemen. Geldim ama yine tok almayı unuttum. Neyse en azından bir yerim bir yerime girmeyecek. Biberler oluyor. Bak duşa girmişsin her yer ıslak. Manyak ya. Kahvaltı. Kabaklarımı kullanacağım. Hiç peynir falan tüketmiyoruz. Sadece kızım onlar bizim aşkım. Hayır. Şöyle roka keselim. Yeterli. Sarım solum yok uşama yok. Avokadolardan biri çok yumuşaktı. Şu. Yumuşak. Her avokado kestiğimde herkes diyor ki Simge sen avokado keserken ben kötü oluyorum. Çok haklısınız. Çok kötü bir acı yaşamıştım. Gerçekten. Alıyorum. Bu arada mutfağım da birazcık dağınık. 2-3 gün olmayınca. Evet annem var. Nerede annem? Domates doğrayacağım. Şimdi domatesini döküyorum. Şu çilekli limonata almıştım ya. İkimize de küçük bardaklara ondan koyacağım. Başka bir şey almamışım çünkü artık. Bu Esat'ın.
Haydi. Şöyle bence gayet doyurucu bir tabak. En son sizi markete gidip kahvaltı hazırladıktan sonra bırakmıştım ve bugün İstanbul'a gidiyoruz. Dün gerçekten ne Instagram'da story atabildim ne buraya video çekebildim. Dün sadece evde yapmam gereken her işi hallettim ve o kadar birikmiş ki bir önceki hafta da tatile gittiğimiz için işlerimi çok biriktirmişim ve inanın vakit bulamadım. Yani bir paylaşım yapacak bir vakit bile bulamadım. Ya tatillerde ben dinlenemiyorum nedense. Yani insanlar tatilde dinlenmek için gider. Ben en iyi evimde dinlenebiliyorum. O yüzden tatilde geç yatıp erken kalkarak aslında o anın tadını çıkartıyoruz ve aslında dinlenemiyoruz. Ben de şimdi tekrardan bavul hazırlıyorum. Yani 4 gün buradayız. İşte 3 gün tekrar, pazar akşam tekrar buradayız gerçi. Sahur hazırlayacağız. Yani değişik bir video olacak. Bakalım nasıl bir video olacak. İlk sahuru sizinle beraber hazırlayacağız. Çünkü sizi de götürüyorum İstanbul'a. Ve döndüğümüz zaman da ilk sahurumuzu bu videoda beraber hazırlayacağız. Ve Ramazan'ın ilk günü artık bu videoyu yayına alıp düzenli bir şekilde artık Ramazan vloglarıyla, yani haftanın 2 en fazla, yani şöyle en az 2 en fazla 3 hedefim, bakalım tutturabilecek miyim bu hedefi, eski rutinime, eski vlog tarzıma dönmek istiyorum. Ama böyle birkaç günde İstanbul'da geçireceğiz. Ama böyle çok biliyorsunuz ki ben dışarıdayken çok fazla yer vermiyorum. O yüzden genellikle sizlere döndüğümüz zamanı çekmek istiyorum. Ramazan'ın ilk günü muhtemelen 1-2 iftar beraber çekerim gibi geliyor. Yani şu an çok emin değilim bu arada. Kızım bu da beni her boşluk bulduğunda yalamak istiyor. Şimdi hazırlanıyorum. Üzerimi falan değiştireceğim. Valizimi kapayacağım. Esat'ın valizini kapayacağım. Çünkü biz 2 gün aslında beraber kalmayacağız. Esat'la beraber kalmayacağız yani. Ben Sena'ya uzun zamandır gitmiyorum. Çok uzun zamandır gitmiyorum. O yüzden Sena'ya gitmek istiyorum. Onunla konuşacağım. O kadar çok şey birikti ki. Onunla konuşacaklarım var. Onunla kalacağım o yüzden. O yüzden ayrı kalacağız Esat'la beraber. Bana böyle çok iyi geliyor. Değişiklik çok iyi geliyor. Arkadaşlarımla vakit geçirmek çok çok iyi geliyor yani. O yüzden böyle. Şimdi valizlerimi kapayalım. Üzerimi değişeyim. Bu akşam da yemeğe gidiyoruz. Oradan sonra da artık ben Sena'ya geçeceğim. Zaten bir 2,5-3 saate yakında yolumuz sürecek dersek oradan Sena'ya geçeceğim. Yarın Esat'la biraz işlerimiz var. Oradan sonra da Tülay annemlere geçeceğiz. Oradan sonra da yine dışarıda falan oluruz büyük ihtimalle. Pazar günü Bahar'la görüşeceğim. Onu da ne zamandır görmem. 1,5-2 aydır da Bahar'ı görmüyorum. Pazar akşamı onunla oturacağım. Onunla oturduktan sonra da artık eve geri döneceğiz. Planımız, programımız bu şekilde. Hadi Cookie.
Benim yapacak çok işim var. Sen böyle yatıp yatıp benim uykumu getiriyorsun. Benim uykumu getiren şey bu işte bakın. Aşırı uykumu getiriyor ya. Sürekli uyuyor. Kalk kalk. Uyumak yok. Kalk. Kalk. Merhaba. Davete gidiyormuşuz gibi olduk. Davet mi? Davet. Çok karanlık. Nasıl bekliyor ya? Kendim de göstereyim. Her yerim yine tüy olmayı başardı. Evet, birazcık makyajımı yoğunlaştıracağım. Çünkü hiç hoşuma gitmedi nedense makyajım bu sefer. Hiç yapamamışım yani. Böyle giyindim. Esatlı takım olduk. Şimdi çıkıyoruz. Dur kızım bekle. Şimdi çantaları verir misin bana? Tamam. Git bak Esat orada. Hah. Oraya otur bekle. Tamam bekle orada. Esat. Bekle orada, bekle. Bekle, aferin. Geldiniz. Merhabalar. Ben de gireceğim. Günaydın. Ben aslında dün akşam Sena'ya geçmiştim yemekten sonra, yemeği yedikten sonra. Oturduk bayağı, ben erken uyuyakaldım. Sen zaman uyudun? Kalktık kahvaltı falan yaptık herhalde, şimdi çıktık kahve içiyoruz. Şimdi geldim Esatlarla buluşacağım. Oradan da böyle belki AVM'ye gideriz, belki AVM'den sonra zaten Tülay annemle gideceğiz ama o aralıkta ne yaparız inanın hiç bilmiyorum. Aynasız olsun. Aynen. Her şey denk geliyor yani. Ağzının tadını bozmam değil. Demir ağabey. Huysuz bacak sendromu var. Var var maalesef. Sıkıntı yok. Üçünü defa duruyor. Hakim olamıyor. Konuşturursunuz ben dikkatim dağılır falan. Tekrar. Yer değiştirsin de Türkçe dikkatlesin. Tamam canım o kadar. Şöyle koyalım Mete. Simitleri de sıcak aldım fırından sonra. Hadi bakalım. Anne ben de almış oldum. Şimdi kızlarla buluşmak için Stiz'e geldim. Koz yatağındaki buraya ilk defa geliyorum bu arada. Ama daha tam yapılmamış belli ki. Daha ürünü falan yapıyorlar. Şimdi ben arabayı park ettim ve kızları bekleyeceğim. O sırada bir işbirliği çekimimi yapmam gerekiyor. Onu halledeceğiz. Ay. Ne oldu? Neyse gelmedi. Normale gel. Porta daha güzel çekiyor burada ışığı. Çok güzel bebeğim. Evet, Sena. Bak, benimki burada. Evet. Tam benimkini de üste koymuşlar işte. Sena şimdi akü problemimizi çözecek. Bir geldim, şey, araba açık. Uzaklar bunlar, bunların hiç yakınlaşmaları var. Sena ya. Arabaya bir geldim, araba açık, bagajı kilitli. Ama şey olmuyor yani, çalışmıyor araba. Şimdi Sena anladığını söyleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bari hiçbir şeyden anlamıyor, bakıyor sadece. Neyse bu da böyle bir anımızdı yani. Gidiyormuş bizi burada bırakıp. Ben böyle paylaşımcısız ya. Her şeyi de biliyorsun. Şunu 30 saatte taktın ya. Ha? Ne? Sürüş puanı evet. Göz çıkmıyor. Ay tam sanayideki amcalara. Atina seçtim.
Sende de böyle mi olmuştu? Hadi gel. Hakkı tabii. Ya, biraz daha yumurta kırmalı mıydım? Çok ya, karıştırmadım dediğin gibi ama. Koki hayır. Gösteri kısa film gibi 10 dakika. Onu izledim. Genel kültürüme çok şey kattığını düşünüyorum. Alo. Hiç enerjisiziz ha. Aynen bitiyiz. Bitiyiz. Aa, avokadoların cinsine bak. Değişik. Ama sert. Yumuşayacak herhalde. Allah güzel, güzele benziyor. Diyorsun. Neymiş bu? Ne avokado? Farklı. Alın bir tane deneyelim. Şu daha iyi sen. Evet, daha güzel. Yeş. Seninki mi? Bir tane al. Bir tane. Çok mu yeşil o? Arkadakilerden sarı. Evet, daha sarı. Hı. Daha sarı bak. Değerli müşterilerim, fırınımızdan sıcak bile... Ne gerek var artık? Fesleğen de güzel. Fesleğen güzel bir şey. Cacık mı yapsak? Cacık dedin. Cacık. Cacık. Sen gelince mi olur? Bir de ele mercimek olması. Ben mercimek çaldım. Ama bir de şeyi, Ramazan'ın ilk günü pide oldu. Ramazan'ın ilk evet, herkes zaman geldi. Başlamıyor. Yani. O çorba çıkarsa çorba olmuyor. Mısırla yarın da buzdolabı. Tamam. Fazlasını alalım. Ben çorba beğendim. Teşekkür ederim. Mesela şöyle bir şey var. O biftek aslında etin kesim tarzı ya biraz da. Hı. Bunlar mesela biftek normalde alırsan sen tavada ters düz ızgarada ters düz yapacağın et biftektir hani. Hı-hı. Yumuşak hemen pişer. Ama o et mesela biftek değil. Sen onu tavada ters düz yaparsan aynen, aynen pişmez o, taş gibi olur. Evet. Onun çok uzun bir pişim lazım ama. Tabii o aslında şey. Aslında sert yeri o yani. Soslu olacak. Gerçekten bu daha orijinal gibi. Bir tane domates sosu alsana gelmişken. Bayağıdır gelmiyor.
Var, bayağı var mı evde? Var var. Azalmış olmasın. İleride duruyor. Jelatinli kürdan. Bununla bunun farkı ne? Kürdan. Kızartmalı. Gerçekten titriyordum, sıcak. Genelde Ramazan ilk gün çok serin olurdu eskiden. Ben de öyle diyelim. Öyle düşünüyordum ben de. Ben bayağıdır yemiyorum. Kolay gelsin. Zeytin alacağız. Köy yumurtası alalım 10 tane. Zeytin bir de. Başka neydi? Siz ne kadar dilersiniz o kadar ben hazırlarım. Hurma var mı? Evet, o da var. Teşekkür ederiz. Şimdi eve gelir gelmez hemen şu eti dürüt diye koyacağım. Isıtalım. Sonra hızlıca. Bugün sizinle o kadar hiç konuşamadık ki, biliyorsunuz ben videonun başına da markete gitmiştim ama her markete gitme sadece o günlük ya da o birkaç günlük ihtiyaçları alıyorum falan. Annemler de bizdeydi zaten bizim İstanbul'da olduğumuz süre boyunca. Şimdi bugün de hem iftar için hem de bu akşamki sahur için bir şeyler aldık. Çünkü hiçbir şey yoktu evde. Akşam gelirken Esat da pide falan alacak. Şimdi ben de bu akşamın yemeğine hızlı bir giriş yaptım. Aynı zamanda bunu Instagram'a da çekiyorum. Bu arada onu da söyleyeceğim. Bir saçımı falan toplayacağım. Üzerimi değiştirmeyeceğim çünkü çok rahat üzerim. Saçımı toplayacağım. Eti hemen bir koyayım düdüke. Çünkü biliyorsunuz ki et de 15 dakika bile çok önemli. O yüzden o kendi kendine pişerken zaten geri kalan her şey çok kolay. Yani böyle bir saatte hallolacak şeyler. Çorba falan yapmayı düşünüyorum. Menüde bu arada orman kebabı. Yani ben biliyorsunuz ki genelde bunu çok yapıyorum. Son dönemlerde çok yapmadım. Etli, patatesli, biberli, bezelyeli bir kebap. Çok çaldırmadım ya. Ne yapayım ben de? İftar hazırlıyorum. İftardan sonra çayımı demler gelirim. Şimdi eti düdük diye almıştım. Onu hızlıca açacağım çünkü olduğunu düşünüyorum. Zaten fırında da piştiği için bence çok da pişmesine gerek yok. Bence dağılacak kadar bile pişti tahminimce. Çekecek.
mercimek aldım. Bitkilerden şimdi mercimek çorbasına geçiyoruz. Bu kalan soğanın yarısı mercimeğe, bir tane daha tam soğan doğradım ve ağladım. Ağladım yani. Şimdi bu yemeğin zaten ana tüm materyalleri bitecek. Patates doğrayıp fırına atacağım. Kızarsanız da güzel olur. Bence daha güzel olur ama ben kızartma yemiyorum. O yüzden kolesterolümüzden dolayı, yani Mesut spor yaptığı için kızartma yapmıyorum. O yüzden fırında yapacağım. Mutfak dünden kalanlarla felaket dağınık. Çünkü dün biliyorsunuz geç geldik ve ben sahura kadar yattım. Sahurdan sonra direkt yattım zaten. O yüzden hiçbir şey toplayamadım. Şimdi de çok vakit bulamadım sabahtan beri. Toparlamaya başladım. Hiç de takılmıyorum. Önemli olan yemeklerin yetişmesi ve kendimi böyle hani enerjimle yapabilmek bence. Bakar mısınız? Su hemen çıktı. Şöyle zeytinyağını küçük bir tencerede yapacağım ben. Soğanı ekliyorum. Bu aşamada biraz su. Bunları beraber güzelce kavuruyorum. Ve toplamda 5 ve patates gelecek, sadece böyle kalsın. Böyle gayet yeterli oldu. 2 kişiyiz zaten. Dur. Kızım. Yıkadım, süzdüm ve yağ koyuyorum. Tuz koyuyorum. Şöyle sallıyorum. Ve fırına. Defalarca sizlere basmati tarifi verdim. Özellikle zerdeçalı basmati tarifi verdim. Tabanını kaplayacak kadar zeytinyağı koyuyorum. Bunun pek bir ölçüsü yok. Yarım çay bardağı da koyabilirsiniz. 1 su bardağı basmati pirincini yıkıyoruz. Ve yağ kızdıktan sonra, hafif kızdıktan sonra atıyoruz. Çok iyi kavuruyoruz. Belki 10 dakika sürüyor kavurmamız. Çünkü çok hızlı pişen bir pirinç. Ve ne kadar çok yağ koyarsanız, ama sıvı yağ bence hiç koymayın, o kadar lezzetli olur. Şimdi ben bir de su kaynatacağım. Buna bir sos yapıyoruz. Salçadan şöyle bir kaşık.
Şöyle az bir şey daha koyayım. Su ekliyorum. Ki biberimden şöyle biraz bundan. Üstüme döktüm. Eyvah, eyvah. Bu fırında kalacak yarım saat. Zaten tam yarım saat var iftara. Basmati'ye devam ediyorum. Bir yandan ona zerdeçal koyacağım ama zerdeçalımı... Bunu 2,5 bardak su ölçeceğiz. Sağ olun.